Şimdi bu filmi niye izlettim size? Çünkü yani sosyolojinin bir alanı da biliyorsunuz medya sosyolojisi ya da bazılarına iletişim sosyolojisi diyor. İletişim sosyolojisi daha genel bir kavram. Yani biz bunu medya sosyolojisi bağlamında incelersek daha iyi olur. Sonuçta biliyorsunuz filmin ana teması bir medya şirketinde reyting uğruna imajların manipüle edilmesi ve bu süreçte yaşananlar. O zaman bir temel sorun var demek ki. Yani medya ile ilgili, çağımızın medya şirketleri ile ilgili temel bir sorun var. Bu sorunu film biraz masaya yatırıyor. Yani bu Hollywood'un içerisinde üretilen bir film olmasına rağmen tüm Hollywood filmleri aynı değildir. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Mesela bu filmden daha önce 1974 ya da 76 yıllarında yapılan Network filmi vardır. Orada da Faye Dunaway oynar örneğin. Sanki o bu filmde izlediğiniz Nina'nın gençliğidir o. Diana. Diana. Diana, Diana, evet. O filmde de yine böyle mesleki profesyonellik ve kariyer uğruna, reyting uğruna bazı değerleri biraz hiçe sayan bir karakterle karşılaşırsınız. Yine bir kadın karakterdir. Onun karşısında da Kurt Marx vardır. Daha eski bir gazeteci, belli etik değerleri olan, haber sorumluluğuna sahip bir Max karakteri. Buraya geldiğimizde bu sefer sanki benim yorumum, bunu daha önce bir makalede de yazmıştım hatta, Nightcrawler makalesinde. Sanki o Diane büyümüş, yaşlanmış ve o Nina olmuş. Zaten oynayan kişi de aynıdır, Faye Dunaway'dir. Bildiğim kadarıyla Faye Dunaway'di, değil mi? Yani ben hatırladığım kadarıyla Faye Dunaway'di. Belki yanılabilirim, onu düzeltelim. Filmi izlediğimizde demek ki medyaya yönelik bir eleştiriyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla tüm Hollywood filmleri aynı değildir. Bazı Hollywood filmleri bazı ayrıksı imajlara sahip. Ayrıksı özelliklere sahip. Özellikle Warner Bros'tan çıkan Hollywood filmleri biraz farklıdır. Bağımsız filmler zaten kendine ait bir dünya. Amerikan bağımsız filmleri iyidir. Evet. Nightcrawler yani Türkçe'ye ne olarak çevriliyor? Gece Gece vurguncusu. Efendim? Gece vuruşu gibi bir şey. Gece vurguncusu. Gece vurguncusu. Gece göğüşü diye çevrilmiş. Vurgun gibiydi. Vurgun da. Evet. Gece vurgunu. Biz orijinal ismiyle analım istersen. Nightcrawler diye analım bunu. Şimdi bunu analiz etmeden önce medya kavramı üzerine biraz düşünelim isterseniz. Çünkü doktora öğrencisi olmamıza karşın medya kavramının kendisinde bir miktar sorun var. Çünkü öğrencilerimizin medya kavramını daha çok teknik ve teknolojik düzeyde, özellikle teknolojik bağlamda yorumladıklarını görmekteyiz. Acaba medya böyle bir şey mi? Öncelikle onun üzerine düşünelim ki meseleyi biraz daha yakın plana alalım. Şimdi medyanın bana göre iki bağlamı var. Bir geniş bağlam, yani geniş anlam. Bir de daha çok iletişim sosyolojisi ya da iletişimle ilgili daha dar anlamı var. Geniş bağlama baktığınızda bizim dünyaya erişmemize yardımcı olan her şey medyadır. Yani dünyayla, ilişkilerle, insanlarla, hayvanlarla, bizim dışımızdaki nesnelerle bağlantıyı kuran her şey medyadır. Örneğin benim şu anda sizinle bağlantıyı kurmam için neye ihtiyaç vardır? Işığa ihtiyaç vardır. Dolayısıyla buradaki ışığın kendisi sizi ses dalgalarını keza ihtiyacım vardır. Dolayısıyla verili olan o şey, dünyada verili olan o dalgalar, ışık dalgaları, ses dalgaları medyadır. O olmadan benim sizi görmem mümkün değil.
Biliyorsunuz ışığın iki temel özelliği var. Parçacık olması, aynı zamanda dalga olması. Ben ışık sayesinde size ulaşabiliyorum. Bunun kendisi verili anlamda bir medyadır. Keza aynı şekilde herhangi bir araç, yani sizin ürettiğiniz herhangi bir araç, dışarıdaki başka nesneler, canlılar, bitkiler vesaire, onlarla ulaşmanıza yardımcı olduğu için onun kendisi de medyadır. Yani çıplak elle balık avlayabilirsiniz. Ya, ama balığı aynı zamanda bir sopayı sivrilterek de avlayabilirsiniz. Orada sivrilttiğiniz sopanın kendisi bir medyadır. Nasıl bir medya? Teknolojik bir medya. Çünkü orada kültürel bir şey yapıyorsunuz, müdahale ediyorsunuz doğaya ve balık ile sizin aranızda bir aracı oluşuyor, aracı, bir kanal oluşuyor. Onun kendisi medyadır. Balık için talihsiz, sizin için talihli bir medya, bir aracı ilişki oluyor bu tabii ki. Oraya o iletişime aracılık eden aracın kendisi medyadır. Dolayısıyla benim sizi görmemi, benim sizi görmemi, dışarıdaki nesneleri görmemi sağlayan, erişmemi sağlayan şeyin kendisi medya olduğu gibi, aynı zamanda görüş açımı değiştiren şeyin kendisi de medyadır. Ne demek bu? Örneğin şu anda siz koltuklarda oturuyorsunuz. O koltukların rengi yeşil. Dolayısıyla bu yeşil renk benim size erişmemde bende farklı sonuçlar yaratıyor. Bu koltukların rengi eğer kırmızı olsaydı, kırmızı koltuk olsaydı, bu kırmızı koltukla yaptığım erişim ile yeşil koltukta yaptığım erişim arasında farklar olacaktı. Bunu etkileyen şey nedir? Bizatihi dışındaki nesnenin, aracın kendisidir. Bunların hepsi medyadır. Demek ki medyanın iki boyutu var bu anlamda. Bir, sınırlar. İki, çarpıtır. Üç, genişletir. Dolayısıyla medya sadece sizin görüşünüzü esneten, sizin görüşünüzü çoğullaştıran bir şey değildir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden mesela o Nietzsche'nin Hayvanları kitabında hayvanların resimsel metaforlarla dünyayı gördüğü anlatılır. Yani hayvan bir şeye olduğu haliyle, saf haliyle ulaşmak ister. Çünkü biyolojik bir varlıktır. Kendisine verili olan bedeniyle dışarıdaki dünyaya ulaşır. Biz ise nasıl ulaşırız? Biz aracılarla ulaşırız. Yani oradaki resimsel metaforlar, sezgisel metaforlar bozulur. Ne girer devreye? Kavramsal metaforlar girer. Oradaki kavramların kendisi medyadır. Kavramın kendisi medyadır. Ve böylece belki de o sezgisel olan metafor, kavramsal metafora dönüştüğü için bir eksiltme bile gerçekleşebilir. Yani onu saf haliyle görmek yerine, ne olarak görürüz? Kendi çıkar ve ilgilerimize görmeye başlarız. Kendi menfaatlerimize, kendi bize dayatılan kavramsal dünyaya göre, dışımızdaki dünyaya, ilişkilere, nesnelere, insanlara, bitkilere, hayvanlara ulaşırız. Dünyayla nasıl deneyim kuracağımız en nihayetinde aradaki aracılar vasıtasıyla olur. Siz de bana burada şöyle bir itiraz geliştirebilirsiniz. Hocam ya bedenimiz? Ya bedenimiz nedir? Benim düşünceme göre insan antropolojik bir medyadır. Ne anlamda söylüyorum bunu? Şu anlamda bir türe bağımlı varlıklarız. Yani biz Homo sapiens isek, benim deyimimle Homo laquens isek, hikayeler anlatan varlık isek, biz türe bağımlı varlığız. Yani bu beden milyonlarca yılın evrimsel bir süreci sonucunda bize gelmiştir.
Ve biz burada artık neyiz? Türe aşkınsal olarak bağımlıyız. İstesek de istemesek de o türün tipik özelliklerini taşımaktayız. Ellerimiz, kollarımız, gözlerimiz, gözlerimizin biçimi, kulaklarımızın biçimi, sesleri toplama özelliği, bütün bunların hepsi bizim türe bağımlı olduğumuzun önemli kanıtlarından birisidir. Örneğin bizim gözlerimiz ile tavşanın gözleri aynı değildir. Bizim gözlerimiz avcı gözlerdir. O filmde izlediğiniz Lou'nun gözleri gibi. Lou'ydu değil mi ismi? Lou'nun gözleri avcı gözler. Hani bizim çünkü avlamak üzere. Avcı toplayıcılık geçmişimiz 90 bin yıl olduğu için gözlerimiz de ona göre biçimlenmiştir. Çünkü insan ne yaparsa odur. Ne yerse odur, ne içerse odur. Anlatabildim mi? Yani insan deneyimledikçe kendini yapan bir varlıktır. Bu zamanla genetik kodlara aktarılır ve biz farklı bir tür haline gelmeye başlarız. Avcı gözlerimiz tesadüfi değildir. Çünkü avlanıyorsunuz. Evet, kulaklarımız ise sesleri toplar. Yani aslında bir ayrım yaparsanız avcı toplayıcı, kulaklar toplar, gözler avlar. Demek ki erkeklerde gözler biraz daha avlayıcı, Lou'da olduğu gibi. Kadınlarda sesler biraz daha toplayıcı olabilir. Yani bu da ilginç bir araştırma. Yani şu anda ben böyle bir varsayımda bulunmuyorum. Ama sadece yani doğaçlama ürettiğim bir şey. Kulaklar ve gözler hikayesi. Peki ellerimiz? Ellerimiz biliyorsunuz insan dikilebilen tek varlıktır. Size diyebileceksiniz ki hocam ayılar da dikiliyor. Ayılar dikiliyor ama ayılar sürekli dikilerek hareket etmiyor. Maymunlar da dikilerek hareket etmiyor. Maymunlar hem dikilir hem dikilmez. Tek dikilen varlık insandır. Onu da mesela insanlık tarihi kitaplarından okursanız nedenini anlarsınız. Yani uzun bitkilere ulaşma çabası, en nihayetinde yiyeceklere ulaşma çabası ve en önemlisi göç etme hikayemiz. Bütün bunların hepsi daha fazla yatırımın bacaklara yapılmasını gerektiriyor. Bir de aynı zamanda toplamanın hikayesi ellerinizi farklı bir biçime sokuyor. Efendim? Kambulan mı düşündüğünüz zaman aslında hikayetleri duruyor. Ne? Ya kambulan da aslında dikilen bir var. Ama aynı zamanda dikilmiyor da. Yani dört ayak üzerinde de hareket ediyor. Bilmiyorum valla. Kanguruları bilmiyorum. Yani benim bildiğim kangurular ama küçük elleri olduğu için hani ayakları üzerinde duruyorlar. O da memeli, dikkat et. Evet. O da memeli. Yani memelilerde zaten var. Dikilme hikayesi. Şimdi ellerimizin şimdi dikkat ederseniz balıklarda solungaçlar yani şeydedir, şu şekildedir. Yani ne yapıyorsunuz? Bu açılıyor. Yani aslında o ellerimizin ilk biçimi balıklardaki solungaçlardır. Bu kuşlarda kanata dönüşüyor. Bizde ise memelilerde ellere dönüşüyor. Yani bunun için ayrıntılı okumalar yapmanız gerekiyor. Yani pratik yaptıkça bedenin kendisi şekil alıyor. Biz ama yani bunlar da önemli. Çünkü anatominin kendisi medya. Yani bedenin kendisi medya. Peki diyeceksiniz ki yani tamam biz burada türsel olarak türe aşkınsal olarak bağlıyız ama ortada şöyle bir soru var. Herkes aynı mı? Herkes aynı. Bazılarının güçleri daha farklıdır. Yani bazılarının gözleri artı görme potansiyeline sahiptir. Bazılarının da daha geri görme potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla bunların dereceleri arasında farklar vardır. İnsanların görme, toplama, dokunma potansiyelleri arasında farklar vardır. Bu bizim için niye önemli? Filmde Lou'nun gözleri çok büyüktür. Yani filmde Lou'nun gözleri avcı gözlerdir. Gece de dikkat ederseniz hırsızlık yapan, yani önce metal hırsızlığı yapan, sert şeyleri kesen bir karakter, daha sonra da hırsızlığı imaj hırsızlığına dönüştürüyor. Yani aslında maddi şeyleri çalan bir karakterden imajları çalan bir karaktere dönüşüyor. Ama
her halükarda yaptığı işler gece oluyor ve gözleri de son derece gelişmiştir. Gözlerinin sağladığı bir katkı da var. Gözleri ve belki de kulaklarının sağladığı bir katkı var. Elleri de aslında aynı zamanda gelişmiş. Çünkü metali kesebilmek için, yani o hırsızlığı yapabilmek için elinizin de yetkin olması gereklidir. Elinin yetkinliği aynı zamanda video kullanımında da geçerli. Yani çok çabuk öğreniyor ve elini o işe de ne yapabiliyor? Maharetle sokabiliyor. Ama aynı zamanda elini internet aramaları, araç kullanma, diğer pratiklerde de son derece yetkin bir şekilde kullanıyor. Dolayısıyla Louis'nin anatomik bedeni, antropolojik medyası diğerlerine göre, yani filmde gördüğümüz diğerlerine göre daha farklı işliyor. Bu açıdan bizim için ne yapıyor? Önemli. Özetlersek medya meselesini anladınız mı Beyza Hanım? Şimdi o zaman iletişim medyasına geliyorsunuz. Yani şimdi biz genel anlamda medyadan söz ettik ama iletişim medyası böyle mi? İletişim medyası, evet, bunların hepsi aslında bir parça iletişimi de kapsıyor. Ama dar anlamıyla, daha bağlamsal olarak baktığımızda sembollerin üretilmesi, dağıtılması, yayılması ve alımlanması ile ilgili faaliyetler iletişim olduğuna göre bunun için bilgiyi uygulayıma geçirdiğinizde, yani teknolojiyi ürettiğinizde onun kendisi iletişim medyası oluyor. Demek ki sembollerin üretilmesi, dağıtılması ve alımlanmasına yardımcı olan, katkı sağlayan teknoloji medyadır, iletişim medyasıdır. Medya ile iletişim medyası arasında da böyle bir ayrım yapabilirsiniz. Bu bağlamda telgraf nedir? Bir iletişim medyasıdır. Daha önceleri telgraf sayesinde ne yapıyorsunuz? Kodluyorsunuz iletileri ve karşı tarafa iletiyorsunuz. Telefonun kendisi ilk çağlarda, yani ilk andan itibaren 1890'lardan itibaren üretilen telefonun kendisi bir iletişim medyasıdır. Aralarında farklılıklar var. Telefon ile telgrafın arasında farklılıklar var. Sinema bir iletişim medyasıdır. Radyo bir iletişim medyasıdır. Basın bir iletişim medyasıdır. Gazete bir iletişim medyasıdır. Efendim, televizyon bir iletişim medyasıdır. Kitap bir iletişim medyasıdır, gördüğünüz gibi. Sadece sembol üretme, sembol üretme, dağıtma ve alımlama ile ilgili bir faaliyetten söz ediyorsunuz. Bu iletişim medyaları arasında dediğim gibi ontolojik ve epistemolojik farklılıklar var. Mesela ben size bu vize sınavını take home olarak verdim ve bir talepte bulundum. Bunu el yazısıyla yazın. Yani el yazısı olarak bu ödevi getirin dedim vizeyi. El yazısıyla ödev üretmek ve bilgisayarda Word programda ödev üretmek arasında fark var mı? Var. Nasıl bir fark var? Yani bilgisayarda yazarken ne olursa olsun kodları yapıştır yapmaya daha meyilli oluyoruz. Aslında mesela benim açımdan aklımdan başka cümle geçse de öbürünün daha hazır olması ya da daha kolay olması ya da belki daha iyi olması bile olmuyor. Ama yazarken daha çok kendimi yorumlu katarak yazıyorum. Daha çok elde kalmıyorum. Sizin düşünme biçiminize, yazma biçiminize, aynı zamanda yaratıcılığınıza etki eden bir süreçten bahsediyorsunuz. Yani ikisi farklı. Bakın, aslında virtüel olarak siz başka olasılıklara her zaman açıksınız. Bu ödevi bilgisayarda üretmeniz durumunda üretilecek eser ile el yazması durumunda üretilecek eser arasında her zaman farklar olacaktır. Sebep? Çünkü medyanın kendisidir. El yazmasıyla girdiğiniz faaliyette başvurduğunuz iletişim medyaları hangileridir? Kalem, kağıt. Evet. Efendim? Antropolojik medya. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir ayrım yapacaksınız ona. Ben şöyle bir ayrım yapmıştım. Osmanlı'da iletişim diyalektiği kitabında. İnsani iletişim güçleri
ve hatta medya kavramı yerine böyle bir kavram önermiştim. İnsani iletişim güçleri ve teknik iletişim güçleri. Teknolojik iletişim güçleri diyebilirsiniz belki. Teknolojik iletişim güçleri burada hangisidir? Kalem ve kağıttır. Diğer tarafta o eliniz, elinizdeki kuvvet, sizdeki potansiyelin hepsi insani iletişim güçleridir. Ama çok mübarek şeyleri kaçırdınız. Çok önemli şeyleri kaçırdınız. Buna bir daha erişemeyeceksiniz. Dolayısıyla sizin için çok talihsiz bir durum. Ama orada kayıtla ulaştığınız, ulaşmanız ile burada ulaşmanız arasında farklar var. Evet, o farkları hiçbir zaman öğrenemeyeceksiniz. Demek ki kalem ve kağıt orada iletişim medyası oluyor. Peki bilgisayarda yazmanız durumunda, ödevi bilgisayarda yazmanız durumunda hangisi medya, teknolojik medya hangisi? Bilgisayar. Bilgisayar. Evet, bilgisayar, bilgisayar klavyesi, bilgisayar parçaları. Ama bir başka şey daha var. Şimdi ona söyleyeceğim. Teknolojik medyanın da hem teknik boyutu hem de aynı zamanda içerik boyutu vardır. Yani buna software ve şey derler ya, bilgisayarın iki parçası vardır. Hardware. Yani donanım ve yazılım diyelim. Peki kağıtla yaptığınız o ev ödevi ya da işte vizeye yazdığınız durumda hangi içerik, içerik ne ve donanım ne? Donanım nedir? Kalem ve kağıt. Yani onlar maddi zemindir. Yani şöyle, kağıt maddi zemindir. Maddi zemine yazmanıza yarayan kalemin kendisi de bir iletişim medyası olarak yine yerini alıyor. Yani sizle kağıt arasına ne giriyor? Kalem giriyor. Kalem medyadır. Peki kağıt, boş olan kağıt medya mıdır? Medyadır. Medyanın hangi boyutudur? Teknik boyutudur. Teknik boyutudur. İçerik nedir? İçerik nedir? İçerik kağıt üzerindeki yazılardır. Yazının da diyebilir miyim? Yazının içeriği yani anlamdır. Yazının kendisi de teknolojidir bu arada. Çünkü yazının kendisi en büyük teknolojilerden birisidir. Milattan önce 5000 yılında bulunuyor. Yazının kendisi de teknolojidir. Yazının biçimsel yönünden bahsediyorum. O teknolojidir. Ama yazının aynı zamanda semantik yönü de vardır, anlam yönü. Zaten benim değerlendireceğim nedir büyük oranda? Yazının anlamsal yönü. Kağıdın biçimi değil. Ama yazınız kötüyse bu neye etki ediyor? Ödevden mi bahsediyoruz hocam? Neden bahsettiğimizi hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. İşte biz bu dersi bu yüzden seviyoruz. Yani burayı anlayabildik mi? Yani burası önemlidir. Ama mesele şudur. Oradaki biçimin kendisi sizin algınıza etki ediyor. Yani yazdığınız yazının biçimi muhtemelen benim üzerimde ya kudreti arttıracak, yani ya benim kudretimi arttıracak ya da bir kuvvet uygulayacak. Kudretimi azaltacak. Güzel yazılar bilinçaltında olsa bile kudretimi, kuvvetimi arttırır. Çünkü bana kuvvet uygular. Dolayısıyla muhtemelen anlamdan bağımsız olarak ne yapabilir? Kanaati etki edebilir. O yüzden Word daha demokratik. Word daha demokratik olabilir ama o da sizdeki gücü görmemizi engelliyor. Niye engelliyor? Çünkü sizin de bir estetize etme gücünüz var. Onu nerede göreceğiz? Yani gücünüzün edimselleşmesini nerede göreceğiz? Aynı zamanda Word ile ilgili temel meselelerden birisi kes kopyala yapıştır, biraz önce söylediğiniz gibi. Kes kopyala yapıştırdan uzak tutmak ve sizi daha tefekkür edici düşünceye sürüklemek. Hayata hesaplayıcı düşünceden bakıyorsanız, Heidegger'in dediği gibi kes kopyala yapıştır toplumuyla hareket edersiniz. Eğer hayatı tefekkür edici, daha kontemplatif, meditatif biçimde. Evet. Öyle bakıyorsanız o zaman daha dingin bir şekilde bir akış halinde, rizomatik bir akış halinde ne yapıyorsunuz? Yazıyorsunuz. Ve açılıyorsunuz. Yani sizdeki potansiyel açımlanmış oluyor. Kağıda açımlanıyor. Rulo gibi açılıyor.
Evet, medya dediğimiz demek ki medya, iletişim medyasının böyle tipik özellikleri var. Demek ki bir genel anlamda medya kavramı var, bir de iletişim medyası anlamında medya var. Bu filmde izlediğimiz medya ne? İletişim medyası ve özelde nedir? Televizyon. Yani televizyon üzerine bir tartışma yürütmek istiyor. Peki bu televizyon üzerine tartışma, televizyon aracının kendisine yönelik bir tartışma mı? Şimdi mesela biz televizyon dediğimizde, televizyon seyrediyor musunuz? Televizyon seyrediyor musunuz dediğimizde aslında kastettiğimiz şey nedir? İçeriktir. Yani televizyon seyrediyor musunuz dediğimde aslında içerikten bahsediyoruz. Ama cümleyi nasıl kuruyoruz? Televizyon seyrediyor musunuz? Televizyonda haberleri seyrediyor musunuz? Televizyonda şu saatte filmi seyrediyorsunuz, seyrediyor musunuz diye bir soru sormuyoruz. Ama televizyonun bir teknik boyutu var. Televizyon alıcısı, teknolojik aygıt. Bunun bir teknolojik aygıt olmadan herhangi bir şekilde televizyonla ilişki kurmak mümkün değil. İçerikle ilişki kurmak mümkün değil. Ama bunun bir içerik boyutu var. Ve kritik edilen burada ne? Kritik edilen televizyonun içerik boyutu. Peki bu televizyonun içerik boyutu acaba teknolojiden bağımsız bir şey midir? Yani sorulacak bir başka soru. Yani teknolojik gelişmelerden bağımsız bir şey midir? Değil. Çünkü 60'lı yıllarda televizyonun biçimine, teknolojik biçimine bakınız. Teknolojik aygıtın kendisine bakınız. Ne örneğin 60'lı yıllarda Amerika'da televizyon nerede olabilir? Büyük oranda oturma odasında. Oturma odasında değil mi? Yani ailenin izlediği bir televizyondan bahsediyorsunuz. Peki geri plana gittiğimizde, üretim kısmına gittiğimizde acaba her yere giden, her yere hareket eden mobil videolar var mıydı? Hareket eden videolar. Yani böyle Louis'nin yaptığı gibi böyle pratik bir çekme etkinliği. Pratik bir çekme, çekim yapma etkinliği olabilir miydi 60'lı yıllarda? Louis'i imaj avcısı yapan nedir? İmaj hırsızı ya da imaj avcısı diyelim. Teknolojinin getirdiği boyuttur. Yani teknolojinin geldiği boyut nedeniyle imaj avcısı olabiliyor. Yani şu cümleye de karşı çıkmak gerekiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Teknoloji önemli değildir. İletişim teknolojileri önemli değildir. Böyle laflar var. Önemli olan içeriğin kendisidir. Önemli olan bağlamdır, anlamdır, yorumdur. Hayır. Teknolojinin kendisi bizim algımızı etkiliyor. O yüzden benim geliştirdiğim iletişim medyası kavramlarından birisi de şu. Yani iletişim medyası insanın güçlerinin uzanımı ama aynı zamanda insanın kendisi de o güçlerin uzanımıdır. Şöyle, insan kendi güçlerini ne yapar? Açar. Kendindeki sembolik güçleri, dil ve diğer güçlerini açar, bir araçta somutlaştırır. Medya insanın bedenin uzanımıdır der ya Marshall McLuhan. Evet, ama unutulan kısım şudur. İnsan bedeni de bedenin uzanımıdır. Medya insan bedenin uzanımıdır. Ama medya orada uzantı haline geldikten sonra insanın kendisi de, insan bedeninin kendisi de medyanın uzanımı halindedir. Medyayla şekillendiğimize göre bir şey mi hocam bahsediyor? Türkçeleştirirsek, daha önce derslerden biliyorsunuz. İnsan dil üretir, sonra bir dil insanı üretir. İnsan hikaye üretir, insan daha sonra hikayelerin kurbanı olur. Şimdi mesela biz hikaye üreticisiniz, yoksa hikayelerimiz üretir. Yani buradaki mesele çift yanlı bir etki var. Çift yanlı bir etki var. Örneğin siz bu ödevi yaparken nereye başvurdunuz? Boş bir deha olarak mı başvurdunuz? Yani benim sorduğum soruyu yanıtlamak için ne yaptınız? Kaynak araştırma. Efendim? Kaynak araştırma. Bu kaynaklar nedir? İletişim metresi. Film? Filmler? Bunlar da iletişim medyası değil mi? Benim derste anlattıklarım ne? Bu sorular.
YouTube'daki videolar ne? Yani zaten biz medyaların uzantısıyız. Medyaların uzantısıyız. Yani şöyle yapıyorsunuz, siz de imaj avcısı yap, avcılığı rolüne sorumlusunuz. Avcılık yapıyorsunuz, avcılık. Ve toplayıcılık yapıyorsunuz, avcılık ve toplayıcılık. Hikayeyi ne değişmiyor, avcılık ve toplayıcılık yapıyorsunuz, avlıyorsunuz, topluyorsunuz. Ondan sonra bir araya getiriyorsunuz ve kendi sesinizle ona biçim vermeye çalışıyorsunuz. Kendi sesiniz dediğin ses nereden geliyor? Doğduğunuzdan itibaren aldığınız ses. Yani bu dersin adı ne? Film sosyolojisi. Sizin bu sesiniz nereden geliyor? Sadece bu dersten gelmeyebilir, başka dersten gelmeyebilir. Ama kendi sesimiz dediğimiz ses de bizim sesimiz olmayabilir. Yani sonuçta biz iman ediyoruz. Yani imalatız, imalat. Yani oralara girdiğinizde gördüğünüz gibi işin içinden çıkamıyorsunuz. Hepimiz bakış açılarına yerleştirilen varlıklarız. Bakış açılarına yerleştiriliyoruz. Ama ne kadar çok çoğul bakış açısına sahip olabilirseniz, çoklu bakış açıları bir, kendi sesinizin olma ihtimali vardır. Daha özgün bir sesin olma ihtimali vardır. Yani bir tonalite yakalama imkanımız vardır. Ama tarihte bazı düşünürler vardır ki tam bir kırılma yaratır. Yani tamamen kırılma yaratır. Öyle düşünürler vardır. Bu da ayrı bir hikaye. Kendi mesela içi. Kimdir mesela Freud? Kimdir mesela Marx? Bütün bunların hepsi tam bir kırılma yaratır. Böyle düşünürler de olmuştur. Şimdi gelelim bizim hikayemize. Yani bir medya sosyolojisi bağlamında biz ne yapalım? Bu filmi inceleyelim dedik. Bu filmde sorgulanan bir mesele var. Yani yönetmenin bir derdi var. Gördüğünüz gibi yani film izlediğinizde bu derdi görebiliyorsunuz. Bu film sadece boş vakit geçirme anlamında üretilen bir film değil. Yani bir eğlence üretiminden ziyade başka bağlamlara olan filmdir. Orada belki bir ayrım yapmanız gerekiyor. Muhtemelen yazarın eleştirdiği şey, ben onun makalede söylemiştim, gösteri toplumunun kendisidir. Yani yazarın eleştirmek istediği şey, gösteri toplumu ve gösteri toplumunun bir parçası olan televizyonun kendisidir. İkinci kritik etmek istediği ne olabilir? Yani 80'lerden sonra biçim değiştiren ve ona bazılarının neo televizyon dediği televizyondur. Neo. Neo. Neo size ne çağrıştırır? Neo. Matrix filmindeki neo. Hayır, böyle bir neo. Ben bahsetmiyorum. Buradaki neo son derece böyle fail olan bir neo. Bizim bahsettiğimiz neo ne? Neo liberalizm. Bakın hep neolar geliyor başına. Neo. Neo-Johnlar diyorlar. Neo. Neo televizyon. Niye neo diyorlar ki televizyon? 80'lerden sonra toplumsal yapıya göre değiştiği için. Yani eğer neo liberalizm varsa bunun da neo televizyonu da olacak. Ya da işte 80'lerden sonra örneğin gösteri toplumu ya da gösteriş dediğimiz şey biraz daha merkeze geliyorsa efendim pazarlama stratejileri ya da işte sermayenin kendisini güçlendirmesi gibi meseleler daha merkeze geliyorsa o zaman ne olacak? Televizyon da ona göre biçim alacak. Televizyon toplumsal yapıdan bağımsız bir şey değil ki. Televizyon da ona göre biçim. Medya dediğimiz şey mi oluyor içindir? Demek ki bir adamın derdi var, değişen şeyler var ve bu değişen şeyler onun o konuda ne yapıyor? Leştirel bir film yapmak istiyor. Neo televizyon dediğimiz televizyonun tipik özellikleri neler? Neo televizyon. Yani
her şeyin birbirinin içerisine geçmesi bence. Yani daha önce eğlence, dinlen, eğlence, bilgi, haber birbirinden ayrıyken, yani bunların formatları birbirinden farklıyken, ne o televizyonla birlikte hepsi iç içe geçer. Haberin içi, haberin formatı gösteri formatına dönüşür örneğin. Haberler eğlenceli bir formatta sunulmaya başlar. Ve onu görmek, onu haberi görmenize yarayacak imajlar önemlidir. Haberi görmelisiniz. Yani gözlerinize daha fazla hitap edin haberi. Kulaklarınızda ziyade gözlerinize daha fazla hitap edin. Bunun için ne yapacaksınız? Bol bol görüntü yakalayacaksınız. Görüntü avcılığından çıkacaksınız. Bu görüntüler haberle ilgili olmak zorunda değildir. Örneğin bir kapkaç olayıyla ilgili bir haber varsa ne yapabilirsiniz? Herhangi bir kapkaç görüntüsü bulabilirsiniz. Bir sinema filminde kapkaç görüntüsü de bulabilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsa da animasyon yapabilirsiniz. Ama yeter ki sunucuyla karşı karşıya gelmeyeceksiniz. Ya da çok az diyeceksiniz. Sunucuyla karşı karşıya gelmek yerine oradaki imajlar, yani görüntü imajlar karşı karşıya. Böylece gözler de ne yapar? Değişmeye başlar. Yani şunu, ben siz gelmeden önce bundan bahsediyordum. Ne yaparsanız olsunuz, ne yerseniz olsunuzdur. Organınızın hangisini daha fazla kullanıyorsanız olsun. Gözlere daha fazla yatırım yapmışsanız, gözleriniz daha farklı olur. Elleriniz farklı olur, kulaklarınız daha farklı. Bu çerçevede örneğin gözler sürekli imajlarla, görüntü imajlarla karşı karşıya kalıyorsa haberlerde gözler neyi talep etmeye başlar? Aklı görüntülerine. Onları da talep etmeye başlar. Bir eşik bariyer vardır. Bu eşik bariyeri atlatıldıktan sonra ne yapar? Bu gidebileceği yere kadar gider. Bir cinayet haberi önce mozaiklenir. Üzerine büyülersiniz. Daha sonra yavaş yavaş bir kısmını açarsınız. Ona da alışır gözler. Sonra tam halinde görmeyi ister. Bu sefer talep eder. Gizem ortadan kaldırmaya çalışır. Yani aralık var ya, aralık. Bu aralığı kendisi zihinle doldurmak yerine ne yapar? Olduğu gibi görmeye talep eden, talep eden gözlere yanıt veren imajları ne yaparsınız? Sergilersiniz. Bunun kendisi Neo Televizyon'un özelliklerinden birisi. Ama yani geçmişe doğru gittiğinizde buna dair bizleri hep görürsünüz. Bu talep eden gözler meselesi. Ben bunu bazı yazılarında söylemiştim. Platon'un meşhur Leontios'un efsanesi. Leontios. Yani Platon biliyorsunuz bu tür şeylere hep başvurur. Yani canlandırmak ister. Aslında sinematografinin temellerini istiyorsanız bu diyaloglara gitmek lazım. Çünkü sinematografik imajlar tabii. Leontios binlerce cesetin arasında yürür. Ama yürürken gözlerini kapatır. Görmek istemez. Ceset görüntülerini, kan görüntülerini görmek istemez. Görmek istemeyen nedir? Akıl. Akıl görmek istemez. Ama duygularını görmek ister. Akılla duygular arasında büyük bir savaş başlar. Mitolojik şey de var değil mi hocam? Onu anlatıyorsun. Hayır, benim dediğim cesetteydi de şeydi, bir şair galiba karısını yer altından kurtarmaya gider. Geriye bakma. Hades. Evet. Neydi? Hades'in hikayesi. Evet. Şey, bu Hanın labirentinde de benzer. Evet. Yani gerçekten görmediğim de daha çok üzüm yani. Mesela Hanın labirentini izleyen var mı? Çok iyi bir. Orada dikkat edin, masanın ucunda bir dev vardır ve gözleri yoktur onun, gözleri elindedir. Yani gözleri, ne gözlere şey, elleriyle görür. Her neyse uyku vaziyetindedir, uyandırılmaması gereklidir. Fakat kız bunu bilmez. Fakat şu söylenir, senin bir hedefin var, sakın yeme. Oradaki o küçük... Periler. Periler ise uyarır sürekli. Yemek durumunda. Ama o uyarıya
yanıt vermez. Tutkuları içgüdüsü, iç tepisi daha merkeze gelir. Ve tutkularına göre hareket eder. Arzularına göre hareket eder. Üzümü yemeye başlar. Üzümü yediği andan itibaren de uyanır. Senin söylediğinde de bakmaması gerekir. Çünkü şeye ulaşabilmesi için, ölmüş karısına tekrar ulaşabilmesi için yer altında ardına bakmadan yürümesi Dionysos. Geriden geliyor ama bakma, bakarsan... Evet, baktığı andan itibaren kül olur. Yani göz gözler, görmeyi talep eder. O Leontios hikayesinde de ne vardır? Akıl, bakmamak, duygular, tutkular ise bakmak taraftandır. İkisi arasında bir çatışma vardır. Ve nihayetinde dayanamaz, o gözlerini açar. Ama açarken de Leontios şunu söyler. Kahrolasıkçası gözler. Bak, boya doya, cesetlere, kanlara. Bak. Ve gördüğünüz gibi ne tutkular iç tepki ne merkeze gelir. Gözler aralık boş bırak. Aralık orada ihmal edilir. Amerikan filmlerinde de genellikle aralık bırakılmaz dikkat edersiniz. Yani Hollywood filmlerinde genellikle aralık bırakılmaz. Kanlar, kesmeler, biçmeler. O Netflix imajlarında da bunu yoğunluklarda görürsünüz. Yani sonuna kadar gör gösterir. Ama gösterim neyin nerededir? Büyük yönetmen nerededir? Entelektüel yönetmenler, klasik yönetmenler gösterilmeden korkuyu ve acıyı ne yapar? Hissettirme becerisine sahiptir. İşte ne o televizyonun tipik özelliklerinden birisi neymiş? Artık haberlerin dahil de çok şeyin gösterim formatına dönüşmesi, şiddetin en maksimum düzeye ulaştırılması. Çünkü tarih boyunca şiddet ve cinselliğin kendisi en kolay malzemelerdir. Çünkü insanın tutkularına, duygularına, neyse tüm bunlarına hitap eden belli özelliklere sahip. O yüzdendir ki idam törenleri düzenlenir. O yüzdendir ki orta çağda idam törenleri sonuna kadar uzatılır. Ve insanlar buna rağmen onu izlemeye gelir. Yani idam törenlerini izlemeye gelir. İdam törenlerini izleyen gözleri düşün. Yani 7-8 saatlik acıyı maksimize eden bir idam töreni. Yani bunun günümüz televizyonda ne farkı vardı? Siz o gözlere yanıt verirseniz üretimi gerçekleştirirsiniz. Bol bol üretirsiniz. Demek ki burada, yani bu filmi izlediğinizde benim düşüncem adına 3 boyutlu bir eleştiriyle karşı karşıya kalırsınız. 3 boyutlu. Üretim kısmına yönelik bir eleştiri vardır. Bunun dağıtık kısmına yönelik, yani medya yönelik bir eleştiri vardır. Ama aynı zamanda alınlama yönüne yönelik bir eleştiri vardır. Yani bu gözler talep etmese, bunları izlemeyi bekletse, ne olacaktır? Üretim kısmı kendisini değiştirmek zorunda kalacaktır. O yüzdendir ki genellikle tezimsel televizyonların temel iddiası, filmde de gördüğünüz tezimsel televizyonların temel iddiası nedir? Biz izleyiciye ne istiyorsa bunu veriyoruz. İzleyici ne istiyorsa biz onu veriyoruz. Bu gösteri televizyonun, gösteri toplumunun, neo televizyonun en sık kullandığı argümanlardan birisidir. Seyirci ne istiyorsa onu veriyoruz. O zaman şöyle bir soru var. Aynı seyirci 70'li yıllarda ne televizyonlarında Kaptan Kusto'yu izliyordu? Kaptan Kusto'nun belgeselini izliyordu. Kaptan Kusto dünyayı gezen seyyah ve çarşı. Ve Türk televizyonlarında insanları bol miktarda bunu izliyordu. Ve bir keyif alıyor. Ne oldu? Hani verili gözler yok mu? Yani gözlerimiz bize verili midir acaba? Sorulacak sorulardan birisi. Gözlerimiz bize verilir mi? Yoksa gözlerimiz yavaş yavaş bakışlarımız değiştirilen bir özelliğe mi sahip? Demek ki seyirci ne istiyorsa veriyoruz argümanı aslında problemli bir argümandır. İki açıdan problemli bir argüman. Benden medya ve ekonomik dersini alan öğrenciler sorumludur. Seyirci ne istiyorsa, örneğin size doktora yeterli sınavlarında böyle bir soru gelirse, meslek imkanı hocamız,
seyirci ne istiyorsa veriyoruz söylemini tartışınız. Nasıl tartışacaksınız? Tam da filmle ilgili. Kronolojik bağlamda da bakabiliriz hocam. Tamam. O zaman ne diyeceksin? Yani tartışma, ben ne diyeceğim? Kronolojik bağlamda bu meseleye bakacağım diyeceksin. Evet. Bak bakalım. Yani sonuçta biz izlediğimiz zaman onlar para kazanıyor. Reklamları çok alıyorlar mesela. Hayır, onların argümanları şöyle ya. Tecrübsel televizyon. Seyirci ne istiyorsa onu veriyoruz. İşte bizim istediklerimizi vermelerinin sebebi para kazanmak zaten. Kendi prensiplerini yok sayın. Yani prensip oluşu zaman var. Hayır, yanlış değil ama izleyiciler gerçekten izliyor. Ama hani bir prensip çerçeve yani bir yapım çerçevesinde oluşturmuş Fırat Hocam. Yani yönetmenin, yapımın, senaristin düşünceleri seyircinin ilgisini çekebilecek noktalara odaklanmış oluyor. Bu sefer de popüler konulara kaymış oluyor. Belki de asıl ele alınması gereken şeyler ele alınmıyor. İzlediğimiz yine film gibi. Belki bu sefer dediğiniz gibi çekişme ortamı bulamıyor. Biraz önce yaptığım tartışmalar bağlamında düşünmeniz de gerekiyor sanırım. Hocam gösterilerle mi ilgili bir şey? Bilmiyorum ki. Yok, yani genel olarak medya patronları, medya sermaye sahibine baktığınız zaman ticari kaygı güderler ve paranın nereden geleceği tabii ki de popüler veya çoğunluğa hitap eden içerikler üretimiyle alakalıdır. Şiddet de yani insanın biraz da bilinçaltına baktığınız zaman ilgi çekici bir konu olduğu için şiddetin pornografik gösterimi de medyada çokça yer alan bir şeydi ve denetlemenin daha az olduğu dönemlerde baktığımız zaman hani hukuksal olarak da televizyonlara sınırlamalar ve cezalandırılmaların daha az getirildiği dönemlerde bunların istismarı daha çoktu bence. Yani aynı şekilde kadının gösterimi, işte bedenin sergilenmesi ve benzeri şeyler bunlar hep daha çok talep edilen böyle fetiş unsurlara dönüyor bir yerden sonra ve para getiriyor. Ticari kaygının olması da bu bağlamda aslında sorunlu, hastalıklı konuların medyada sık sık gösterilmesine neden oluyor. Çünkü oradan para kazanıyorlar. Kısır döngü gibi sanki. Bilmiyorum, belki yanlıştır. Ya bu aslında şöyle bir şey mesela. Seyirciye biz böyle şiddet unsuru içeren bir şey gösterdiğimiz zaman seyircide artık o bilgi hale gelmeye başlıyor. Yani bu sefer onu gösterdiğin zaman seyircide seyircinin algısını değiştirmiş oluyorsun zaten. Ve seyirci daha çoğunu talep ediyor. Sen de bunun üzerine aslında sen ilk başta verdiğin için zaten bunun üzerine bu savı geliştirebiliyorsun. Diyorsun ki seyirci bunu istiyor. Oysa sen seyirciye bunu vermeyip başka bir şey sunmuş olsaydın ortada başka bir tablo oluşuyor olacaktı. Yani o seyircinin istediği şeyi de aslında sen sunuyorsun yani öncelikli olarak. Yani seyircinin istemesini sağlayan şey de sensin. Yani o bilgi hale getirmeyi zaten medyanın kendisi seyircide onu bilgi hale getirmiş oluyor. Sadece ekonomik değil de politik boyutuna da baktığınızda aslında o büyük iktidarın, büyük ideolojinin inşa ettiği bir şey de olabilir. Hocam mesela siz biraz önceki örnekte şu buyurlama meselesine gittikçe açıkça en son artık şey net olarak her şeyi görüyoruz dediniz ya, onun üzerine mesela bizim şey Türk televizyonlarında yayınlanan Yıldız Kuşağı programları ve evlilik programı vardı. İşte çok yoğun bir şikayet aldı ve sonradan da birkaç yıl sonra kapatıldı. Ama şimdi bizdeki ceza uygulamaları da şöyle. Mesela kötü bir uygulamayı kaldırıyorsunuz ama bir iyileşmeye gitmiyor. Niye? Çünkü o buyurulu alan azalıyor. Arkasından cinayet programları gelmeye başladı. Yani evlilik programlarından rahatsızlık tamam gitti ama yerine iyi bir şey gelmedi. Niye? Çünkü o bahsettiğiniz buyurulu alan gittikçe yok olmaya başlıyor. Şimdi cinayet programları muhtemelen 2 yıl sonra cinayet programları da ortadan kalkacak. Daha da kötüsü gelecek. Çünkü televizyon sahipleri gittikçe bunu iyileştirme yönünde değil de gittikçe daha olumsuz şeylerle besliyorlar. Seyircinin kültürel sermayesi de hocam çok belirgin bu olayda. Yani düşüyor toplumun aynı düşünce seviyesi düştükçe böyle denetleme de az olunca ve bu cezai yaptırımlar kaline görev görmediği için de
Yani çünkü hepsi kendi içerisinde değerlendirildikten sonra ve bir tanesi baz alınmadıktan sonra aslında bunu suistimal edebiliyorlar medya bazında baktığımızda. Hocam mesela bu küçük şeyler filmi için ya ekstra şey söylemek için bu filmin beğenilmesi veya sizin bizi öldürdüğünüz şekilde yani beraber gidelim, filmi izleyelim dediğinizde filmi bu açıdan değerlendirin. Bakın bu film farklı noktalara değiniyor. Diğer popüler yapımlardan farklı dediğiniz zaman biz aslında o filmi daha farklı değerlendirmeye, daha farklı ayrıntılar bulmaya çalıştık. Bu normal bir televizyon programında ücretsiz olarak yayınlansa sanırım çok ağır eleştiriler alabilirdi. Çünkü artık diziler de filmler de basit bir kurgunun üstüne inşa edildiği için söyledikleri gibi de artık izleyicinin, seyircinin o kurgu, o senaryo şeyler artık basitleşti. Filmde bazı beklentiler var. Bu beklentileri alamayınca filmi olumsuz olarak değerlendiriyor. Aslında filmin içine girmeye çalışmıyor veya filmden birkaç parça bir şey çıkarmaya çalışmıyor. Popüler konular var mı? Aşk var mı? İşte dram var mı? Acı var mı? Zengin fakir var mı? Gibi şiddet var mı? Bunlar bekleniyor. Bunlar alınınca film doğal olarak popüler hale geliyor. Diğer filmler de altında ezilmiş oluyor. Biz bunu dershanede filmi tartıştığımızı biliyorsunuz. Ben hocam keşke konuşma olabilirim. Nightcrawler. Evet. Onu tartışıyoruz. Ama senin söylediğin bağlamda da bu söylediğin mesele önemli. Yani küçük şeyler filminden bahsediyorsun. Evet. Evet, geçen hafta gittiğimiz küçük şeyler filmi. Daha farklı bir film. Ve biz bunu ne yapabiliyoruz? Talep ediyoruz. Böyle bir talebimiz doğrultusunda film izlemek istiyoruz. Daha sonra onun üzerine konuşabiliyoruz. Peki diğer gözler niye takip etmiyor, niye talep etmiyor meselesi? Çünkü orada tüketim ve ekonomik rutine de bilmemiz gerekiyor. Yani medya sosyolojisinde böyle bir mesele de var. Tüketim ve ekonomik rutine. İzleyici boşlukta var olmaz. Ve yine başa geliyorsunuz. Yani başta söylediğim yine tekrarlayacağım. Ne yaparsanız ne yerseniz, ne alırsanız, neyi deneyimlerseniz osunuzdur. Bir ulusal süreç içerisindeyiz. Ve bunun bir ekonomik politik boyutu var. Niye? Çünkü zamanı yaratmak zorundasınız. Artı zamanı yaratmak zorundasınız. Belli bir eğitim düzeyine alıp gelmek zorundasınız. Senin söylediğin kültürel sermaye. Onun da kapısı kültürel sermaye. Eğitim, zaman. Bunu da yaratacaksınız. Zamanı, artı zamanı yarattıktan sonra zaten entelektüel altyapınızı da sağlamlaştırırsınız. Yani alacağınız eğitim de ona göre biçimlenmeye başlar. Peki bunları yaratmak için neye ihtiyaç vardır? Maddi olarak kendinizi ayakta tutabilmeniz ve maddi olarak belli sorunları aşmanız gerekiyor. Yani para meselesini de halletmesi lazım. Üçüncü sayacağını bir kurmanız lazım. Para, eğitim ve zaman. Bütün bunlara göre inşa edilen bir seyirciden söz ediyorsunuz. Ve temas tabii. Temas şansınız oluyor. Yani bütün bunları halledebilirsiniz, temas şansınız oluyor. Yani Michel Foucault, Deleuze gibi adamlar, Althusser gibi adamlar Fransa'da bir okulda, kolejde birlikteydiler. Ve bunlar kendilerini, kendi güçlerini nasıl arttırdılar? Oradaki temas sayesinde arttırdılar. Yani eğitim. Güçlerini nasıl arttırıyorlar? Eğitim sayesinde arttırıyorlar. Örneğin bazı sorunları, materyal sorunlarını sorunlarınızı hallettiğinizde insanların çoğunun dil sorunu olmayabilir. Ne yapabilir? Entelektüel altyapısını sağlamlaştırmak için yurt dışına gidebilir. Çünkü dil böyle bir sorunu yok. Zaman sorunu yoktur. Yani 8-10 saat günde ilgisiz bir işte çalışıp da akşamları postası çekilmiş bir şekilde televizyon izlemek zorunda değildir. Çünkü şöyle meseleye de şöyle bakacaksınız. 8-10 saat aynı işte çalışan bir insan akşam geldiğinde zaten kasları ve zihni yorgun durumdadır. Bu durumda kendisini yoracaklar. Tırnak içerisinde. Kendisini zihinsel olarak yoracak başka bir filmle alınmayacak güce sahip değildir. Ne yapacaktır o? Survivor'la ya da gösteri toplumunun imajlarıyla kendisini boşaltacaktır.
Katarsis dediğimiz şey budur. Katarsis dediğimiz şey budur. Dolayısıyla bunun çok boyutlu. Yani bizim güçlerimizle ilgili boyutları var. İzlediğimiz güçleriyle ilgili boyutları var. Buradaki mesele izlediğimiz güçlerini arttırabilmesi için neler olmalı. Ve daha başka bir şey. Tamam, bunların hiçbirisi olmayabilir. Ama örneğin izleyiciler sinema salonlarına gittiklerinde değişik filmlerle karşı karşıya geldiklerinde ve bir seçeneğe sahip olduklarında yavaş yavaş ne yapabilirler? Görmek için bunu değiştirebilirler. Acaba böyle bir karşılaşma imkanı var mıdır? Dağıtımın ekonomik politikine izin vermekte midir? Sorulacak sorulardan birisi de budur. Yani bizim izlediğimiz film dağıtım açısından sorunlar yaşayan bir film. Birçok film de öyle. Reklamdan tutunuz pek çok anlamda zaten sorunlar yaşamakta olan bir film. Ve izleyicilerin hangisinin, kaçta kaçının haberi vardır bu filmde. İzleyiciler AVM'lere gittiklerinde sinema kaybı filmle ne kadar karşılaşmışlardır. Ve izleyiciler bu tür filmlerde televizyonda ne derece karşılaşmaktadırlar. Bütün bunların hepsi neyle ilgilidir? Karşılaşma neyle ilgilidir? Dolayısıyla o zaman ne diyeceğiz? Ne izliyorsak oydur. Yani bir temasın olması ve yavaş yavaş soruların inşa edilmesi lazım. Filmler üzerine olan tartışmalar da bu gücünüzün artması anlamında olağanüstü etkilidir. İlkokulda paragraf okuma ile ilgili dersler varken, anlam soruları sorulurken, niye imajlarla, görsel imajları izleyip onun üzerine tartışma yapılıyor? Yani acaba bir çocuk görsel imajlar üzerine ortaokuldaki, lisedeki yıllara uzanan bir eğitim sürecinden bahsediyor. Görsel imajlar üzerine tartışma, yorumlama, eğitimine tabi olsa acaba farklı imajları karşılaştırma şansını yaşayamaz mı? Yani nasıl bir okuma, bir anlamsal süreci içeriyorsa paragraf ya da metin, izlemenin kendisi de bir yemektir. Bunu kısmını unutmamamız lazım. İzlemenin kendisi bir yemektir. Okuma gibi izlemenin kendisi bir yemektir. O zaman şöyle diyeceğiz. Yani sözler farklıysa, kitaplar farklıysa filmler de farklıdır. Farklı sözlere gücümüz yetiyorsa, farklı kitaplara gücümüz yetiyorsa, farklı filmlerde gücü yetecek bir izleyici nasıl üretilebilir meselesi üzerine ne yapmak gerekiyor? Kafa yormak lazım. Ticari, tecimsel şirketler bu soruyu sormaz çünkü mantaliteleri tek boyutludur. Yani kar odaklı çalışırlar. Filmde gördüğünüz gibi reyting merkezi çalışırlar. Ama siz istediğiniz kadar bunlara etik dersi vermeye çalışın, istediğiniz kadar bunlara makale gönderin. Bunların kendi motivasyon kaynaklarını değiştirme şansı yoktur. Bunları değiştiremezsiniz. O zaman ne olması gerekiyor? Çubuğun öbür ucuna bakmak gerekiyor. Çubuğun öbür ucu nedir? İzleyici kısmıdır. İzleyici kısmını nasıl dönüştürelim, dönüştürmeliyiz meselesi de gerekiyor. Şimdi bu filmde neyi görüyorsunuz? Bu filmde aslında son derece şey görüyorsunuz, yani son derece saf, naif diye bir kitapta görecek bir niyeti görüyorsunuz. Bir yerel televizyon şirketi var, Los Angeles'ta değil mi? Los Angeles'ta ve rating yapmak zorunda. Sebep ne? Çünkü tecimsel bir televizyon şirketinin amacı adı üzerinde kârdır ve kamusal bir amaç yoktur. Sosyal sorumluluk anlayışı olmak zorunda değildir. Eğer bütün amaç tırnakçasını rating, parantez içerisinde sonsuz meta, içkin meta. İçkin meta. İçkin meta nedir? Rating. Rating değerini aldığınızda bunu her yere uzatabilirsiniz, her yere kullanabilirsiniz. Sonsuzdur o. Yüzdelik değerdir o, yüzdelik. Bu değeri yakalamanız gerekiyor. Sebep? Yani medya sosyolojisi açısından baktığınızda sebep nedir? Çünkü izleyiciyi reklamcılara pazarlamak zorundasınız. Yani medya kuramlarında Dallas Smite diye bir adam vardır. Yeterlilikte biliyorsunuz. Size soru olarak gelebilir. Dallas Smite ne de? İzleyici aslında çerezdir. İzleyici reklamcılara
reklamcılara pazarlanarak bir çerezdir. O zaman ne olması lazım? Onlara içerik sunacaksınız ki, içerik, yani onlara ilginç içerikler sunacaksınız ki, ilginç ve çarpıcı içerikler sunacaksınız ki, onları televizyon başında tutasınız, medyanın karşısında tutasınız ve o yüzdelik değeri gören reklamcı ne yapsın? Size reklam versin. Hikaye bundan ibarettir. Peki insanları tarif konunca, insanların tarif konunca ilgisini çeken şey nedir? İlgisini çeken şey, idam törenlerinden bildiğiniz şiddet, cinsellik, varlığının koruma sürdürme mücadelesiyle ilgili temel iki faaliyet aslında. Çok enteresan bir şey. İkisi de. Çünkü ikisi de varlığının koruma ve sürdürme mücadelesinin son derece önemlidir. İşte biraz önce esirgelmeden önce, yani ders başlamadan önce onu bahsediyorduk. Dün Aronofsky'nin bir filmini izledim. Nuh, Büyük Tufan diye. Aronofsky çok önemli bir yönetmendir. Onun Pi diye filmi de vardır biliyorsunuz. Mother diye filmi vardır. Aronofsky'nin her film felsefidir. Şimdi bunu mesela Nuh, Büyük Tufan filmini klasik bir yönetmen, bir Hollywood ekibi yapsaydı sadece hareketin peşinde giderdiniz. Macerasızı katarsız işte. Ama öyle bir film yapıyor ki insanın varlığını ve koruma ve sürdürme mücadelesinde doğanın nasıl biçimini. İnsan doğası nedir? İnsan doğası arasındaki çatışmaları görüyoruz. Ve orada şiddet yine cinsel, varlığını koruma ve sürdürme mücadelesinin en önemli şeylerden birisi. Şiddet derken nedir? Savunmadır. Yani diğerleri size şey olacak, diğerler karşısında tetikte olmalısınız ve bazen baskın bir şekilde onları ezmelisiniz. Varlığınızı sürdürmek zorundaysanız. Cinsellik de zaten tahmin edeceğiniz gibi türün devamı için vücudumuzun ne yapması? Vücudumuzun kendisini her an ayık vaziyette tutması, vücudumuzun kendisini vücudumuzun bize tetikte tutması ve hatırıma sokması. Bizim harekete sokması. Bütün bu ikisi insanın en ilginç görmek istediği şeylerdir. Ve siz de ona ne yapıyorsunuz? Sunuyorsunuz. Acaba bunu estetize bir şekilde mi sunuyorsunuz? Yoksa işte kumsalın pornografik dediği, ama bana göre pornografik demek de pornografinin anlamını çürütüyoruz. Çünkü şiddetin pornografisi dediğimizde şiddetin kendisini bir, şiddet olmaktan biraz uzaklaştırıyorsunuz. İki, pornografinin kendisini de pornografi olmaktan çıkarıyorsunuz. Kavramları çok fazla esnetmemek gerektiğini düşünmek değil. Şiddet, şiddet de pornografidir. Yani, niye böyle hep benzetiyoruz? Sen benzetmiyorsun, başkaları benzetiyor, biliyorum ben. Orada da bir sorun var. Demek ki estetik sunma dediğimiz tarz vardır. Mesela Haneke'nin oyuncu rolünden izleyen var mı? Hani Games dediğimiz film. Bir tane şey var mıdır kesme görüntüsü? Bir tane böyle şiddet görüntüsü var mıdır? Uzaktan çocuğa ateş eder, düşer. Uzaktan bir genel çekim vardır. En fazla odur. Diğerleri nedir? Filmde sonuçlar görürsünüz. Yüzde belirli yaralar görürsünüz. O aradaki işkenceler ne oldu? İşkenceyi gösterdim mi sanki? Ama o gösterilmeme, göstermemenin kendisi üzerimizde ciddi ne yapıyor? Soru işaretleri uyandırıyor. Boşluktan siz dolduruyorsunuz ve ciddi anlamda sizi etkiliyor. Yani, ve katarsiye erişmiyorsunuz. Ama burada ne görüyorsunuz? Olduğu. Arada aralık yoktur, boşluk yoktur. Aralık çok önemlidir. Her şeyde bir aralık çok önemlidir. Aralık ne demek? Yani aslında aksiyonlarımızda da bu. Döloz var ya, Döloz'u biliyorsunuz. Algılanan imaj ve aksiyon imaj diye bir şey var. Algılarsınız, ona uygun aksiyonda bulunursunuz. Bunu görürsünüz, susuz bir sunuktur. Algılarsınız, çek. Aksiyonunuz ikinci kesme ne olur? İç. Anladın mı? Susuz sunuk. Peki, aralık nedir? Birinci çekme, bakarsınız, algılanan imaj.
ikinci şeyi de göster, suyu da gösterirsiniz ikinci kesme. Beklenti nedir izleyicinin? Onu içmesidir. Beklersin. Ama aralık koyarsanız, örneğin üçüncü kesme ne olur? Yüzde izler. İçin içmeyin. İçin içmeyin. Bu tereddütü gösterdiğinizde işte size duygulanmıyor. Aradaki boşluğu böyle doldurur. Ya da şöyle bir şey olabilir. Ben sinema dersine girelim artık. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ben buyum, birinci kesme, ikinci kesme. Yani klasik montaj sinemasının hareket imajından bahsediyorum. İkinci kesme. Ondan sonra bir genel çekim yaparsınız. Sonra bir flashback yaparsınız. Arada neyle doldurdu? Flashback 10 yıl önce böyle bir anda o çayı içmemi hatırlarsınız. Ve film onu göstermeye başlar. Benim hayalimi film gösteriyor. Arada neyle doldurdunuz? Hatırayla. Anıyla doldurdu. Ya da şöyle bir şeyle doldurursunuz. Hatıra değil de düş. Birinci çekme, ikinci çekme, bu sefer düş görürsünüz. Gündüz düşü görürsünüz. Anılarınız değil de bir düş görürsünüz. Yani sokakta yürüyorsunuz da birinci çekme, ikinci çekme, oradan bir muhtemelen geçiyordur. Sonra hayal edersiniz. Yani düş görürsünüz. Düşünüzü kendiniz artık düşününüz. Onu istedik bir şekilde çekersiniz mesela. Anladınız mı? Yani arada böyle doldurursunuz. Ama bunu organik yaptığınızda klasik sinema. Organik nedir? Yani belirsizlik yaratmadan yaparsınız. Aralığı duygulanan imaj zaten hareket imaj. Aralığı rüya imaj. Anı imaj. Ama bunu organik olmayan tarzda yaparsanız orada artık zaman imaja girersiniz. Organik klasik sinemanın ötesine çıkarsınız. Orada artık modern sinemaya girersiniz. Örnek ne? Hiroşima manımı o. Hiroşima sevgili. Hatırlıyorsunuz değil mi Hiroşima sevgili? Aralıklar nasıl doluyor? Belirsizlik herhalde. Kristalleştiriyor sizi. Karar veremiyorsunuz. Bu rüya mı değil mi? Bu gerçek mi değil mi? İşte o tekniği yaptığınız andan itibaren klasik sinemanın dışına çıkıyorsunuz. Biz buraya nereden geldik? Aralıktan geldik değil mi? Aralıktan geldik. Evet. Şimdi bu filme geldiniz. Yani Nightcrawler'ı izledik değil mi? Evet. Bu filme geldiğinizde bu filmde bilmediğiniz bir şey var. Aralıktır, boşluktur. Lu hakkında bazı bilgiler ediniyoruz ama Lu'nun geçmiş hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Lu'nun eğitim hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Ama tahmin edelim. Sadece belirsizlikleri boşlukları doldurabiliyoruz. Lu bir kere yüksek düzeyde eğitim sahip değildir. Değil mi? Lu'nun. Nereden anlıyorsunuz? Sadece internette informasyon alıyor. Ama internet konusunda iyi. Yani internet kullanma becerisine sahip. Enformasyon öyle, bilgi almıyoruz. Niye diyorum? Çünkü o bilgi değil. Bilgi ile enformasyon birbirinin farkıdır. Enformasyon kaynağı kanaattir. Düşünce bilgidir. Bilgi başka bir şeydir. Bilgi üst düzeydir. Veri değildir. Bilgi veri de değildir. Yani illa bir sınıflama yapmak istiyorsanız şöyledir. En altta veri vardır, onun üstünde enformasyon vardır, onun üstünde bilgi vardır. Evet, Lu hakkında demek bazı bilgiler sahip, boşlukları biz doluyoruz. İkinci nokta, filmin açılışında hatırlayın, Lu bir avcılık yapmaktadır, hırsızlık yapmaktadır. Sert metalleri kesmektedir. Aynı zamanda rogar kapaklara dair sert olan şeyleri ne yapmaktadır? Çalmakta ve satmaktadır bunları. Türkiye'de biliyorsunuz kaldırımlarda
şeyler, metaller bayağı azalıyor. Yani görme özürlüleri için yapılmış olan biliyorsunuz bazı şeyler var. Yol hatlarında. Hiç dikkat ediyor musunuz bunları? Bayağı şey azalmış durumda Ankara yollarında da. Ne oluyor bunlar? Aynen durumun yaptığını yapıyor. Şimdi değerli bir şey, bunu götürüyorsunuz, kiloda satıyorsunuz. Bunu yaptılar. Bunu her hafifimiz yapmıyorlar değil mi? Ne zaman yapıyorlar? Gece yapıyorlar. Gece. Bunu da gece yapıyorlar, bunlar da. İlk karşılaşmada, filmin ilk karşılaşmasında bir boşluk vardır. Bu saati nasıl almıştır? Bu adam öldürmüş müdür, öldürmemiş midir? Hiçbir şekilde film bunun cevabını vermiyor. Ama klasik bir film olsaydı ne yapardı? Onun cevabını hemen verir. Ya flashback yapardı. Mesela filmin ilerleyen sahnelerinde Lou şöyle dururken hemen dalgalarla geriye doğru giderdiniz. O boğuşmayı hatırlardınız. Sonra izleyici de o boğuşmayı görürdü. Sonucu gördünüz. Ama bunu yapmadınız. Dolayısıyla bu film bunu yapmadığı için biraz farklı. Tabii bu tam zaman imaj sineması değil, hibrit, biraz melez bir film. Yani klasik organik sinemanın birçok kodlarının içinde taşıyor. Ama diğer taraftan şeyi hatırlayın, bu eve girme sahnesini hatırlayın. Hani evde cinayet işlemiş diye 3 kişi bulunmuştu. Gayet uzun bir çekim. Yani dışarıdan başlayan, içeri kameranın yavaş yavaş gittiği, bu arada haber çekimi gibi bir çekim, dikkat ediyorsunuz. Film iki dünya arasında gider. Yani bir dışarıdan objektif bir sanki kamera var ama bu taraftan Lou'nun gözünden de kamerayı görürsünüz. Kamera bir şey gibi yani mekanda büzülür. Mekanı büzer. Büzüşen tarzı labirentlerde yolculuk yapar. Labirent tarzı. Ve o uzundur, bayağı uzundur. Daha sonra çektiği görüntülerden nerede izletirse film, televizyonda izletir. Bu neyi gösteriyor? Bu bize neyi gösteriyor? Sabırlı bir bekleyişi gösteriyor. Sabırlı bir şekilde beklemeniz talep. Ama günümüzde izleyicilerin gözleri nedir? Sabırsızdır. Sabırsızlığı sağlamak için ne yapar? Kesmeler bu miktarda vardır ve aksiyonu ne sağlar? Montaj. Burada buna izin vermiyor. Bakımdan önemlidir. Yani sizin oradaki hazlarınıza yanıt vermiyor. Beklemelerinize yanıt vermiyor. Yani size direniyor. İmajlar size direniyor. Zaten kaliteli bir film biraz sizin beklentilerinize yanıt vermeyen filmdir. Yani size direnen, direnecek. Film neyi eleştiriyor peki? Bütün hazlara yanıt veren, haz yaratan, bir haz yaratan, şiddetle haz yaratan, şiddet görüntüleriyle haz yaratan ama aynı zamanda bu şiddet görüntülerini talep eden izleyiciye yönelik bir eleştiri var. O yüzden ne yapıyor? Bunları da ısrarla size gösteriyor. Yani bu çok ilginç bir şey. Siz onu izlediğinizde, yani biz de onu izlediğinizde kritik etmeye başlıyoruz. Ondan haz duymamaya başlıyoruz. Yani film öyle bir düzen içerisinde onu veriyor ki film içerisinde izleyicilerin hazlarına yanıt veren imajlar bizim açımızdan haz veren bir imaj oldu. Bunu hatırlatıyoruz size. Daha önce derslerde hatırlattığım işlediğimiz otomatik fotoğraflar hatırlatıyoruz. Alex'in durumunu hatırlayın. Alex'in deneyini hatırlayın. Şiddet göstererek, aşırı miktarda, bol miktarda şiddet göstererek ne yapmasın? Alex'in gözlerini değiştirmeye çalışmasın. İmaj avcısı olan Lou'nun hikayesi. Ama filmin temel meselelerinden birisi aslında medyadaki profesyonel söylem, sadece o değil, medyadaki profesyonel söylem değil, genel olarak hayatımızda birçok ilişkiyi yumuşatan, esneten, ve onları görülmez hale getiren dil oyunları. Profesyonel dil oyunları. Uzmanlık, profesyonel dil oyunları ve diğer tarafta
buna gücü yetmiyor. İnsanların profesyonel bir oyunlarının egemenin altına girmesi. Profesyonel söyler. Ne konu, ona ne diyebilirsiniz? Yani bir fikri olan var mı? Bununla fikri olan var mı? Yabancılaşmam yani işte belki küçük şeylerde o psikolog ya da sonra o çok konuşmuyordu. Ona bağlamıştım ama çok belki kusura değiliz. Yani yolunu kullandığı dilden... Ben bilmiyorum, profesyonel söylem, uzmanlık bir yer oldukça, oldukça yani iletişim açısından oldukça profesyonel bir dile sahip. Nereden öğrenmiştin? İnternet üzerinden öğrendim. Sadece internet olabilir mi? Yani çok da öyle değil gibi sanki hocam. Çok yani sadece o şeyi demirleri satarken... Televizyondan da olabilir mi? Olabilir. O demiri satarken, demirleri satarken de gayet profesyonel ve sakin bir soğukkanlı bir yapısı vardı. Aynı işte o görüntüleri o televizyon kanalına satarken de aynı şekilde bir dile sahipti. Bir de işte kadınla bir yemeğe çıkıyor. Ondan sonra haber müdürüyle orada da aynı şekilde o bahsettiğiniz profesyonel dille kadına aslında bir baskı altına alabiliyor. Yapılan eylem böylece ne oluyor? Görmezlikten geliyor. Yapılan eylemin üzeri örtülüyor değil mi? Hı. Gizleniyor. Hı. Yapılan eylem hırsızlıksa siz hırsızlığın üzerinizi nasıl örtersiniz? Uzman diliyle, uzmanın diliyle. Yapılan eylem örneğin işte kadını taciz etmesi ya da işte başka bir eylemse kadının önemi bunu ne yaparsınız? Başka bir dille yapmaya çalışırsınız. Sert, acemi bir değil de dil değil de amatör bir dil değil de başka bir dil. İşe alırken o aldığı insanlara da aynı dili kullanıyordu. Yani aslında hiçbir şey yok, sıfır bir adam ama öyle bir iş görüşmesi gerçekleştiriyor ki karşı taraftakini baskı altına alabiliyor. Evet. Belki de Don Gilroy yönetimi bize söylemek istedi. Medyanın dili nasıl böyle profesyonelsin? Profesyonel söylem altında şiddet gizleniyorsun. Hayatımızda da aslında İktidar ilişkileri bu profesyonel söylem üzerinden kuruluyor. Yani şimdi medya, dilin kendisi de medyadır, bunu unutma. Dil. Hem yapısal boyutu var hem içerik boyutu var. Birbirinden bağımsız olgular değil mi? Ama dikkat edin, bunu kiraladığı RİK, yani ücretli yemek RİK, son derece amatör, son derece acemi. Ve Lu'ya gücü yetmiyor. Sebebi ne? Çünkü Lu onu profesyonel diliyle egemenlik altına aldı. Demek ki hayatımızda aslında sözün kendisi, medyanın kendisi egemenliği sağlayan en önemli mekanizmalardan birisi. Biz buna ne demiştik daha önce derslerde? Sembolik iktidar. Yani iktidarın değişik iktidar biçimleri vardı. Hatırladınız mı? Yani mesele sadece enformasyon araçlarının teknolojik boyutuyla ilgili mesele değil. O enformasyon araçlarının profesyonel kodlarını her yere hakim olması. Şimdi bu çok ilginç bir şey. Şöyle polis sorgusunu hatırlayınız. Polis sorgusunu hatırlayınız. Lu polis sorgusundan da son derece profesyonel bir dil vasıtasıyla çıkıyor. Peki bu Lu'nun bulduğu bir şey midir? Yani Lu'nun icat ettiği bir şey midir? Lu sadece bu kodları öğrenmiştir. Problem Lu'nun kendisi midir sadece? Yoksa Lu'yu da üreten profesyonel söyleyen, profesyonel kodlar, kurumların kendileri. Şimdi dikkat ederseniz orada Lu öyle bir profesyonel söylem kullanıyor ki polis artık şirazeden çıkıyor size. Yani öfkeleniyor, kızıyor. Halbuki ne beklersiniz? Sorgulama, sadece polis iktidardır ve son derece profesyonel bir şekilde sorgulama yapması gerekir. Ama Lu onu da şey yapıyor, bozuyor. Niye? Çünkü Lu kendisinin devraldığı kodları kendisi lehine kullanıyor.
onlardan daha güçlü pozisyonuna geliyor. Orada da bir mücadele var. Peki, bu filmi izlediğinizde, o halde kendi kendinize bir soru sordunuz mu? Bu kapandan nasıl çıkılabilir? Sözsüz üzerine hiç düşündünüz mü? Bir tarafta medya var. Medya dediğiniz şey nedir? Haberi inşa ediyor. Rasyoneldir. Haberi inşa ediyor. Stuart Hall diye bir adam duydunuz mu? Size belki yetenekli böyle sonra bilebilir. Stuart Hall. Stuart Hall önemli bir adam. Niye önemli? Çünkü siyah. Nereli Stuart Hall? Nereli bilen var mı? Nijeryalı. Çok zeki olduğu için sınavlarda Bursa diyor ve nereye geliyor? Nitre'ye geliyor. 5-6 yıl önce kaybettiğimiz Stuart Hall. Şimdi Stuart Hall, İngiltere'de sürekli medya üzerine çalışmaları yapıyor. Medya sosyologlarından birisi. Medyada temsil meselesi üzerine kafa yoruyor. Onun 1980'lerde bir çalışması var. Birkaç kişiyle birlikte yaptı. Policing the Crisis. Krizleri yönetme. Ne diyor bu çalışmada? Diyor ki kardeşim diyor, 80'lerde diyor, bu diyor Thatcher yönetiminin olduğu dönemlerde, hatta 70'lerin sonlarında oldu. Sürekli hukukla ilgili, adi olaylarla ilgili, suçla ilgili haberler televizyonlarda sürekli ne yapıldığını mesela böyle görünmeye başladı. Adi vakalar, suç vakaları, yani bir güvenlik sorunu üzerinden haberler bir araya getirdi. Bir güvenlik sorunu. Devletin zafiyeti. Güvenlik sorunu üzerinden bu haberler bir araya getirdi. Peki bu haberleri bir araya getirdiğinizde aslında harekete geçirilen şey nedir? Geçirilmek istemek. Ceza kurumlarıdır. Devletin hukuk kurumlarıdır. Ve işte polis kurumu. Yani diğer iktidarlar harekete geçirmesi. Bir güvenlik sorununu eksik alıyor. Ama baktığınız zaman şeylere, gerçek istatistiklere baktığınız zaman aslında oranlar son derece küçük. 90'lı yıllarda hatırlar mısınız buradaki eski kuşaklar? Hatta 2000'li yılların başlarına kadar sürekli kapkaç olayları televizyonun gündemindeydi. Kapkaç olayları. Acaba gerçekten kapkaç olayları bu kadar fazla mı? Türkiye'de bu kadar fazla mı? Bu soruya merak etmişler. Ne yapmanız gerekiyor? Polis kayıtlarına girmeniz gerekiyor. Kapkaç olaylarının sayısına bakacaksınız. Artış, azalış. Ondan sonra medyada bir de gösterme biçimine bakacaksınız. Haberlerin örneğin 1/3 kapkaç olayları ise ama kapkaç olayları belki %1 ise, %1 ise orada ne vardır? Bir sorun vardır. Nasıl bir sorun vardır? Aslında olmayan bir şey icat edilmektedir. İnşa edilmektedir. İnşa. İnşa dediğimiz şey budur. Bu filmle ne ilgisi var demin söylediğimin hiç bir ilgisi yok değil mi? Yani inşa. Orada Nana ne diyordu? Nana mıydı? Nina mıydı? Nina mıydı? Nana mıydı? Nina. Nina ne diyordu? Beyazların, beyaz mahalledeki beyazların güvenliğiyle ilgili her parçayı bir araya getir. Bütün kurguyu onun üzerinden kurur. Siz nasıl film izliyorsunuz? Sinirleniyorsunuz. Burayı kesersin. Anladın mı? Yani bir güvenlik kurgusu oluşturur. Çünkü beklentinin ne olduğunu düşünüyor. Orta sınıf beyazların mahallelerinin güvenlik sorunu yaşadığı kurgusu üzerinden bütün haberlerin inşa edilmesi. Sadece siz buradaki verileri bulacaksınız, bir araya getireceksiniz, kurguyu oraya atacaksınız. Peki bunu kim yapıyor? Siyahlar ya.
kurguyu da oraya yapacak. Ne onu buna göre inşa edeceksiniz. Ama görüyorsunuz ki gerçekte ne var? Gerçekte aslında alacak verecek meselesi. Dolayısıyla üç kişi buluyor. Yani bunun hiçbir şekilde şeyle ilgisi yok. Onu söylemiyorlar hatta. Uyuşturucu yüzünden evin içinde uyuşturucu bulunmuş. Onu yansıtmıyorlar. Bu nedir? Manipülasyondur. Ama biz haberi izlediğimizde ne düşünürüz? Bu gerçektir. Haber gerçektir. Haber bir söylemdir. Söylem de adı üzerinde kurgudur, inşaat. Böylece bu film aynı zamanda bize neyi gösteriyor? Haberin bir inşa olduğunu, bir söylem olduğunu, bir uydurma olduğu, bir kurgu olduğu ortaya çıkıyor. Yani bir edebiyat eseri gibi aslında inşa ediliyor. Giderli birisinde cesedi alıp bir istediği gibi kadraj yapmak için cesedi taşıyor vesaire. Bunu kendi düşünüyor. Gerçeklikle sunulan gerçekliğin farklı olduğunu görüyoruz Mekke'de. Böylece gerçeklik iki katmanlı bir kırılmaya uğruyor. Bir, yorum müdahalesi. Manipülasyonun. İki, bunun üzerine bir de medyanın, teknolojik kurumu müdahalesi. Ve ikisi de birbirini gayet olumluyor. Yani birbiriyle ilgili hiçbir sorunu yok. Yeter ki gerçekliği icat et. Peki hocam, bunun icat edilmesini isteyen? Bir yerde var. Sosyolojide yapı diye bir kavram duydunuz mu? Evet. Yapı dediğiniz şeyin insanlar tarafından pratikler ve deneyimler içerisinde yavaş yavaş üretilen ve sonra katılaşan, sabit gibi duran bir şey olduğunu biliyorsunuz. Yani bizim dışımıza çıkan. Bir noktadan sonra o yapının kendisi ne yapar? İnsanın kendisinin eylemlerini, söylemlerini inşa etmiyor. Dolayısıyla oradaki Nina'dan tutunuz, Lu'ya kadar hepsi bir yapının içerisinde, hatta seyircilere kadar bir yapının içerisinde günlük pratikleri belirlenmiş varlıklar var. Peki bunun, bu şu anda mı geliyor, tamamen hapsedilmiş mi? Eğer hapsedilseydi, herkes bu yapının içerisinde hapsedilseydi, Don Gilroy diye bir yönetmen bu filmi yapmaz. Ya da bizler bu filmi sorgulamazdık. Demek ki her yönetim kaçış hattı vardır. Bir başka yapı, yani yapılar eritilir, buharlaştırılır, bir başka yapıya doğru geçilir. Hep tarih boyunca değişim ve dönüşüm diye bir şey var. Şimdi bazen şöyle, evrimci değişim ne olur? Evrimci değişim, yavaş yavaş, süreç. Bazen de devrimci değişim olur. Devrimci değişim de keser. Fransız devrimi devrimi bulmuşsunuz. Fransız devrimi yalnız hiçbir alt planı var yok mu? Var tabii ki. Charles Dickens'ın kişinin hikayesini bize anlatır. Kadınların nasıl devrimden önce faaliyette bulunduğu. Meyhanelerde şarap içerken insanların bol bol bu konuda dedikodu ürettiklerini. Yüz yıllık bir geri planı var. Yani yüz yıl sonra devrim patlak verdiğinde o sunuş mu sadece? Dolayısıyla şey, ama bunu söylemek şöyle bir mesele var. Bütün problemi yapılara münhasır bir şey olarak vermek, suçu onlara atmak, böyle bir sorumluluk. Bu sorumluluktan kurtuluşun en kolay biçimlerinden birisidir. Yani o zaman şöyle film izleriz, onun sonra şöyle deriz, deriz ki burada Nina'nın suçu yok, burada Lu'nun suçu yok, burada aslında hiç kimsenin suçu yok, sorun yapının kendisi. Yani o da sanki böyle bir şey,
kendi başına böyle sabit bir parametre ve insan cenderesine almış. Bütün suç o. Yani bu böyle bir şey olamaz. Bunu en güzel anlatan filmlerden birisi bizim diyet filmidir. Yani biliyorsunuz diyet filminde Hacer ve diğer köyünden göçenler nereye gelir? Kente gelir, fabrikada çalışırlar. Lütfü merak atılmışla nasıl diyorsunuz? Orada ne olur? Fabrikada mücadele ederler. Ondan sonra patron biliyorsunuz sorunlu makineyi değiştirmez. Çünkü makineyi değiştirmesi paranın gitmesi demektir. Ve o makine bir kazaya uğrar biliyorsunuz. Kolunu kaybeder. Kolunu ya da bacağını. Hakan Balamir oluyor herhalde. Kolunu muhtemelen. Ondan sonra Hacer, yani onun işi olan Hacer, balyozu alıp önce makineye gelir. Suçlu bu değildir der. Sonra patrona gider. Sadece siz, sen de suçlu değilsin der. Sonra eline balyozu alır, bize doğru bakar. İşçilere doğru bakar. Suç bizde der. Hepimizde. Yani sorumluluğu üzerine alır. Sorumluluğu üzerine almak, yani suç bizde demek, en önemli şeylerden birisi, adımlardan birisi. Ama suçu kendi dışınızdaki müşteriye atfetmek de bir o kadar kolaydır. Madem suçunuz yok, o zaman hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Anladınız mı? Yani burası önemli. Yani sorumlu medyadır demek, meseleyi halletmiyor, tam tersine çok hafifletiyor. Dikkat edin, evlilik programları dediniz biraz önce, değil mi? Evlilik programlarına yönelik kime sorarsanız hep eleştiri yöneltir, değil mi? Şikayet eder. O zaman niye izleniyor? Kim izliyor? Uzaylılar mı izliyor? Bu şikayetleri yapan insanların hepsi muhtemelen evlilik programlarını izliyor. İzliyor, keyif alıyor ve şikayet ediyor. Büyük bir haz duyuyor. Biraz önce anlattığım Levent Yasun durumu gibi. Bir taraftan haz, bir taraftan şikayet. Şimdi şöyle, haz duyduğunuz için kendinizi sorumlu hissediyorsunuz. Ve günahınızı affettirmeniz gerekiyor. Ne kadar güzel bir söz söylüyorsunuz. Günahınızı affetmeniz, yani affettirmeniz için şikayette bulunmanız lazım. Evet, kara para akılmak gibi bir şey. Ve böylece ne yapıyorsun? Meselelerden kurtuluyorsun. Ben niye şikayette bulunuyorum? Çünkü izlemedim ki. Benim durum daha farklı. Ama şöyle bir şey, biz ya birkaç defa babamı ziyarete gittim. Yani her gün gidiyoruz ya, yani sana. Babamı hep ziyarete gittiğimde evlilik programlarını izliyorum. Baba bu ne diyordum? Ya bir işte diyor, vakit başka türlü nasıl geçer falan filan diyor. Zaten diyor, ben dedim yeniden evleneceğim diyor. Kaç yaşında olmuşsun, 70 yaşında falan. Yani diyor, ben de diyor çıkacağım diye evleneceğim falan filan diyor. Bak diyor programlar işte. Yani düşünün, evlilik programları. İşte orada gördüm evlilik programlarının nasıl bir şey olduğunu. Şöyle 5-10 dakika gözüm gitti. Onun haricinde evlilik programları hakkında hiç bilgiye sahip değil. Çünkü zamanım yok. Yani zamanım, zaman ayırmanın kendisi arkadaşlar ahlaktır. Ahlaki bir yatırımdır. Zamanın parselini ahlaki bir yatırımdır. Tamam mı? Yani çok önemli. Onun her zaman bedeli var. Bir zamanı aynı anda yaşayamazsınız. Şöyle, aynı farklı etkinlikleri bir zamanda yaşayamazsınız. Çünkü zaman biliyorsunuz akar yani, akar gider. Onu ne yapmanız lazım? Kristalleştirmeniz lazım, çatallandırmanız. Oraya harcayacağınız zamanı başka bir şeye harcamanız gerekiyor. Evlilik programı yerine örneğin şunu 5 dakika mal gibi izlemenin kendisi, tefekkür etmenin kendisi daha aslında sizi daha geliştirici bir etkinliktir. Ve vücudumuzun ve psikolojimizin üzerinde açısından son derece gerekli bir etkinliktir. Hiçbir şey yapmadan aynen bohemlerin yaptığı bohem hayatını izlediniz ya, böyle anlamsız diye düşündüğümüz bir şekilde buna böyle bakmak. Bunun kendisi de son derece yararlıdır. Bu arada.
Çünkü insanın en yaratıcı ve üretici olduğunda kasların en dinginleştiği anlardır. Mesela şu anda sizin kaslarınız çok dinginleştiği için, ben size güzel bir hikaye anlattığım için ne yapıyorsunuz? Birdenbire gözleriniz önünde hani Winter Light filmi gibi, Bergman'ın Winter Light filmi gibi, kış ışığı filminde olduğu gibi, o pederin yaşadığı aydınlanma gibi aydınlanma yaşıyorsunuz. Sadece eksik olan ne? Kamera olacak, o ışığı bize gösterecek. Ama ben bunu söylerken bile bu ışığı tahayyül edebiliyorsunuz, değil mi? Hocam, dersten sonra söyleyecektim size. Teşekkür ederim. O zaman gelip ama madem hani ben bunu vermek ben fark ediyorlarımız da hani asla yanlış anlamıyorum, çok güzel bir şey hocam. Yani şu an o aydınlanmanın tamamen. Şimdi empati kuruyorum. Galiba hocam, çünkü bunu düşünmekten, bunu düşünmekten bazı şeyleri kaçırdım yani. Çok fazla onu düşünüyorum aslında. Neyse konuşuruz daha sonra ama teşekkürler hocam. Şimdi bu noktayı anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Yani şimdi derse geç kalan arkadaşlar için birkaç husus söylüyorum. Bir, medya geniş ve dar anlamıyla ele alınacak bir kavramdır. Buna daha önceki derslere kısaca az değinmiştik hatırladığınız gibi. Geniş anlamıyla ele alındığında bizim dış dünyayla iletişim kurmamıza yardımcı olacak her şey, temas kurmamıza yardımcı olacak her şey medyadır. Şu andaki ışığın kendisi medyadır. Çünkü benimle sizin aranızdaki iletişim, yani ilişki, ses dalgaları da kezalı. Bunlar hepsi medyadır. Kullandığımız araç ve gereçlerin hepsi medyadır. Çünkü dışarıya erişimimize yardımcı oluyor. Ama dar anlamıyla aldığınız zaman iletişim medyası, sembollerin üretilmesi, dağıtılması ve alınanmasına yarayan teknolojiden bahsediyoruz. Semboller. Hangi semboller? Sözlü semboller, yazılı semboller, görüntülü ve sesli semboller. Sesli sembolleri önceleri telefonla naklediyorduk diyorsunuz. Günümüzde cep telefonu vasıtasıyla hem ses ve görüntüyü ne yapabiliyorsunuz? Nakledebiliyorsunuz. Karşı tarafta bizi anlayabiliyor. Televizyonda görüntüleri ve sesleri, görüntü ve ses imajları aktarabiliyorsunuz, alınabiliyorsunuz, dağıtabiliyorsunuz. Dar anlamıyla iletişim medyası demek ki bunu kapsıyor. Bundan bahsediyoruz sizlerin efendim hocam. Ve aynı zamanda işte Lulu'nun avcı gözlere sahip olduğuna, toplayıcı kulaklara sahip olduğundan bahsediyorduk. İnsan bedeninin kendisinin antropolojik medya olduğundan bahsediyorduk. Filmin dünyasına girdiğimizde medya profesyonellerin ve profesyonel söylemin kendisinin aslında yapısal ilişkileri kurmada hayati derecede önemli olduğunu anlattık. Uzmanlı söylem diyelim, profesyonel söylem. Haberin kendisi de profesyonel bir söylemdir, buna dikkat ediniz. Yani atılacak elemanlar bellidir, öne çıkarılacak unsurlar bellidir. Haber o yüzden bir kurgudur, inşaatır, yani bir roman gibidir. Bu televizyonda farklı bir söylem, diskuru vardır bunun. Gazetelerde farklı bir diskuru vardır. Şimdi o zaman ne oluyor? Bu filmi izlemekle, bu tür filmleri izlemekle şu soruyu düşünmeye başlıyorsunuz. Bunun alternatifi ne olabilir? Yani ister istemez bunun üzerine düşünmeye başlarsınız. Her ne kadar filmin sonu Lu'nun istediği biçimde gitse de sizin beklediğiniz o mutlu son, happy end olmazsa bile, ama bir soru soruyorsunuz değil mi? Ne olmalı bunun karşısında? Herhalde bu soruyu sormakta hakkınız. Yani şu soru, şöyle bir çözümün kendisi çok önemli bir çözüm değil. Filmde izlediğinizde biliyorsunuz. Etik ilkelerin reçete gibi baştan aşağıya yazılması ve bu etik kodlara hareket edilmesi sorunu çözmüyor. Çünkü niye? Çünkü tecrübsel anlayışın kendisi bu etik konularına her zaman çelişir. Tabii şöyle bir mesele var. Filmin içerisinde ilginç sahnelerden birisi. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama. Şey diyor. Buradaki diyor, görüntüleri nasıl sunabiliriz diyor. Oradaki sorumlu da diyor ki ahlaki olarak mı yoksa yasal olarak mı?
Tabii ki diyor yasal olarak. Ahlaki olarak ne demek? Yani yasalara göre ne yapmamız gerekiyor? Kılıp bulmamız gerekiyor. Ama bunu daha çerçeveleyen etik dediğimiz şey daha genel bir prensiptir. Ve bu da matematik ilkeleriyle öğrenecek bir mesele değildir. Çıkarlarımız çatıştığı zaman etik ilkeler her zaman bir kenara bırakır. Büyük oran bir kenara bırakır. Onu alt etmenin yöntemlerini her zaman bulursunuz. Böyle de bir mesele. O zaman bunun üstesinden gelebilmek açık şartları onun üzerine siz düşüneceksiniz. Benim filmi, film üzerine düşünme biçimim, bunun üzerine makale de yazmıştım. Kekelemeler yaratmak gerekiyor. Kekeleme. Kekeleme diye bir şey duydunuz mu? Tabii ki duydunuz. Söylemiştim hocam. Yani. Ve orada aslında yoluyu arızalatan ve başka şeylerde belki sen de hatırlamadın. Amatör söylen, acemi söylen, bunun kendisi bazen arızalatır sizi. Yani bir örtmece olmadan, herhangi bir kılıf olmadan, bazen lafı doğrudan söylemenin kendisi ne yapar? Profesyonel söylemi arızalatan bir dildir. Türkçeleştirirsen, Türkçeleştirmeyin de belki başka bir dilde söyleyeyim bunu. Niçin bir lafından söyleyeyim size. Yani birisinden nefret ettiğinizde senden nefret ediyorum. Birisini sevdiğinizde seni seviyorum demek en insani yaşamı hatırlatan laflardır. Yani ben hasta bir insanım demek, hastayım demek, hastalığını kabullenmek orada bir deneyim olduğunu gösterir bize. Ama senden nefret ediyorum yerine profesyonel laflarla olayı yumuşatmaya çalışmak, bat amalarla sürekli uzatmanın kendisi orada bir deneyim olmadığını gösteriyor. Sadece profesyonellikle bunun kırıklandığını gösteriyor. Örtmece. Yani bir kırık altında bize sunduğunu gösteriyor. İşte bunu yaptığı ya da medyanın yaptığı da en güzel bu. Derdini anlatabiliyor muyum? Orada mesela senden nefret ediyorum lafı aslında kekeleten bir laftır. Arızalatıyor. Çünkü hiçbir zaman bekleyemezsin. Yani biz sizinle nefret ettiğinizde şöyle bir laf beklemezsin, seninle nefret ediyor. Bunu başka türlü nasıl söyleyebilirsin? Seninle nefret ediyorum lafını. Şimdi profesyonel bir söylemle bana anlattın bana. Hadi şu anda vereceğim son atölye çalışması. Senden nefret söyleyeceğiniz seninle üç kelimeyi bana profesyonel bir söylemle anlattın. Aynen bu yol gibi yapmak olurum. Bu yol gibi anlattın bana. Düşün bakalım, düşünme süresi verebilirsin. Hiç söyleyecek miyim? Söyle mi geçeceksiniz bana? Direkt aynen söyleyeceksiniz. Hayır, yani şey diyorum, kalın. Mesela öncelikle... Boş ver, sen yani, sözleri söyle. Sen nefret ediyorum sözünü profesyonel bir diskurs için. Aslında çok iyi bir insansın. Ben sana layık değilim. Devam. Sorun sende değil. Hayır, sorun sende değil. Lafı. Devam et. Ben bu ara biraz bunaldım. Evet hocam. Evet, sen böyle etmezsiniz hocam. Yani ben size bakın meseleyi iyi anladım. Senden nefret ediyorum sözcüğü en maksimum düzeyde akışlarla anlatırsınız. Bizim ondan onunla olan mesafemizi belirten bir ifade. Geçenlerde bir iyilik yapmıştım. Çok hoşuma gitmişti. Ama senin çok sanırım, senin saçlarının duruşu bana hiç güzel duygular çağrıştırmıyor. Bu yüzden aslında işte neye devam ettim. Çünkü şöyle diye düşünüyorum hani
saçı değiştirebileceği bir şey değil, yani ona verebilir bir şey değil. Neden? Bu duygu da olabilir. Senin çok duygusal olman, beni şöyle şöyle yapıyor dersek, aslında belki onu değiştiremeyecek bir şey. Yani direkt ona, onunla özdeşleşmiş bir şey eleştirdiğimde, bunu değiştiremeyeceğini düşündüğünde, ondan nefret ettiğimi anlamıştım. Yani bana yaptığı iyiliği seviyorum, tamam o bana yaptığı iyilik bir şey yapmış, onu sevdim. Hani bu onu yapmıyor da bilirdi. Onun bir tercihi ama direkt ona belli olan bir şey yani. Kendisiyle çok özdeşleşmiş bir şey eleştirirse, ben buyum diyebilirdi yani. Ben buyum ne demek beni sevmiyor. Mesela senin kokunu sevmiyorum dedim. Ha, koku olabilir. Yani geçen bir film verdi. Tamam çok iyi yapamadım ama. Mesela sizin yaratıcılığınızı görmek istiyorum. Performansınızı görmek istiyorum. Evet, başka neydi? Hocam hani yanlış mı anladım bilmiyorum da hani 3 tane örnek sunacağım. Senden nefret ediyorum. Ne olabilir? Artık sen de herkes gibisin. Nefes almamı engelliyorsun. Üçüncü de enerji. Hocam bence bunda kadınlar daha iyi. Üçüncü de enerjimi almana artık izin vermeyeceğim. Şey bayağı çatıştır gönlümüz ama. Orma yakın ol yani bayağı. Hocam bence bunu kadınlar daha iyi yapıyor yani. Böyle çıkıyoruz. Gerçekten öyle hocam. Yani. Ben şu anda bir tüyap bir şekilde bir deneme yapacağım. Yaşam dediğimiz şeyin içerisinde elbette sorunlar vardır. Bu sorunların içerisinde insanların karakteristik eğilimlerinden tutun, yaşamın içerisinde yapıların bize dayattığı sorunlara kadar bir dizi faktörler etkilidir. Bizim dışımızdaki faktörler aynı zamanda bizden kaynaklanan faktörler. Nihayetinde bu yaşam içerisinde yolculuk yaparken bazı anlarımızda güçlerimiz artar, bazı anlarımızda güçlerimiz azalır. Güçlerimizin azalması ve azalması psikolojik faktörlerle de ilgili olabilir gibi aynı zamanda kendimizdeki değişimlerle de ilgili olabilir. Hocam beyni yalnız da anlamak gerekiyor. Kendimizdeki değişimlerle de ilgili olabilir. Sonuçta bu değişimler insanı bir noktadan bir başka noktaya getirir. Ve aradaki ilişkiler yavaş yavaş zedelenmeye ve biraz insanlar birbirinden uzaklaşmaya başlar. Ve bu noktada geldiğimiz aşamada seninle olan ilişkinin kuvvetini giderek azaltacağını düşünmektir. Ve bu ilişkinin devam etmesi, bu iletişimin devam etmesi benim de senin güçlerini azaltacaktır. Evet, biçimde gücüyle ne yapabilirim? Yani sonuç diye bir cevap gel hocam bu cümlenin sonunda. İkna edici değil bence. Yani direkt sorumluluğu kendi üzerine alıp birazcık daha nefret böyle... Nefret ediyorum mu biraz karşılığı zor oluyor yani. Bu nefret ediyorsan nefret ediyorsundur. Bu bahsettiğiniz her şey biraz yumuşak oluyor. Şöyle söyleyebilir miyiz? Bu aralar her şeyden nefret ediyorum deyip kendi üzerine alabiliyorsunuz. Yani ben de... Hayır, tıpkı medyatik dili gibi, medya dili gibi, medyadaki profesyonel söylem gibi. Hocam gördünüz mü? 3 dakikada söylediniz. Bunun profesyonel söylemi gibi, onu kıdırlamanızı istiyorum. Yani benim söylemek istediğim o. Şimdi bakın dikkat edin, yani bu Rick'le ilişkisinde, yani Rick'i işe alırken ve onu çalışmaya teşvik ederken, son derece güzel öğretmecilerden yararlanıyor. Ve burada dili iyi kullanıyor, etkili kullanıyor. Yani bunu cendere içerisine alıyor. Profesyonel iş ilişkilerinden bahsediyor, kariyerden bahsediyor. Stajyer olmanın ne gibi avantajlara sahip olduğundan bahsediyor. Yani bu neyi gizliyor? Sömürüyü gizliyor. Anladınız mı? Yani açıkçası şunu demek istemiyorum. Sana para vermek istemiyorum demiyorum. Seni sömürmek istemiyorum demiyorum. Onun yerine ona bu işin ona sunabileceği imkanları anlatıyorum. Bunu gayet de günümüzdeki pazarlama stratejilerine uygun olarak söylüyorum.
Zaten yönetmenin en önemli şeylerinden ve kritik ettiği hususlardan birisi budur. Günümüzdeki kişisel gelişim kitaplarına bakarsanız, pazarlama kitaplarına bakarsanız, pazarlama stratejilerine bakarsanız, halkla ilişkiler kitaplarına bakarsanız, benzer şeyler söylenmiyor mu? CEO'ların bu konuşmalarına bakarsanız, işte hep böyle başarı hikayeleri, başarı hikayeden anlatan insanlara bakarsanız size ne sunarlar? Reçeteler sunarlar. Ve nasıl başarılı olduklarını şey yaparlar. Hikayeler. Ama bunun altını kazıdığınızda acaba son derece basit bir şey çıkar belki. Ya bir define bulmuştur, ya bir piyango çıkmıştır, ya da çok önemli bir karşılaşma sergilemiştir. Anladınız mı? Yani bu karşılaşma neticesinde çok önemli bir şey sağlamıştır. Ama bu neyle süslenecek? Kendi çalışkanlığı, aklının kullanılması ve bu sayede müthiş bir potansiyeli keşfetmesi. Yani bunu bir şekilde söylüyorum. Bu açıdan bence yani filmimize bu imkanı sunuyor. Yani eve gidince bence düşünüyoruz. Senden nefret ediyorum. Sen hasta bir insansın, sen pislik bir insansın. Yani aynı şey de olabilir. Sen pisliğin tipisin. Bu ifadeyi nasıl şey yapabilirsiniz, profesyonel bir dille anlatabilirsiniz, bunun üzerine düşünürsün. Ama yani mesele şu, aslında baktığınız zaman o acemi diline, o şeyin kendisi profesyonel söylemin karşısında daha ahlakidir, onu anlatmayacağız. Yani şeyi filmin dünyasına da baktığınız zaman. Çünkü pisliği tekisin demek, sorumluluğu üzerine alma, risk alma demektir. Sözcük oyunlarıyla onu gizlemem demektir. Ve bir cesaret ister aynı zamanda. Diğeri bir sorumluluk alma ve daha önemlisi iki yüzlü. Şimdi ahlak dediğimiz şeyin kendisi aslında böyle bir şey. Bir eylemde bulunuyorsan, bu eylemi siz yapmışsınız ve ben bunu yaptım, sorumluluğu üzerine alıyorsanız bu ciddi bir şeydir, cesarettir, risktir. Ve orada en düşük düzeyde bir şeydirsiniz, ahlaki insan. En düşük derken, bu farklı bir durum. Fakat siz hem bir eylemde bulunuyorsunuz, hem de bu eylemi gizlemek için başka bir varyasyon geliştiriyorsanız, burada ciddi bir şey vardır. Etik problem vardır, ahlaki problem vardır. Ne düşünmekteyiz? Peki medyanın yaptığı bu manipülasyon nedir? Ahlakın. Evet, demek ki... Evet, yani burada bu arada şuna dikkat edeceksiniz. Filmin şeyine girdiğiniz zaman, yani film dünyasına girdiğiniz zaman, film size bunu hissettirecek tarzda uzun çekimlere, şuna buna girişerek ne yapıyor? Bize bunu sağlamaya çalışıyor. Etiketlerle konuşmamaya ediyor. Burası önemlidir. Yani kullanılan diyaloglar, üretilen şeyler, imajlar, bütün bunların hepsi sinematik operasyonuna bağlısın. Ve belki de mesela bu filmi izlediğimde ben böyle bir kavram üretmiştim. İmaj algısı. Bu, yani bu filmi izlerken filmin ürettiği bir şey. Ben daha önce imaj algısı diye bir kavram kullanmadım. Böyle bir kavram ben sosyolojide de görmedim. Ben sinema, bilmiyorum, literatüründe de görmedim. Yani bunun Yahudcası mı vardır? Image Hunter mı? Image Hunter diye bir şey görmedim sanırım. İmaj algısı. Ama filmin kendisi size bunu söyletiyor. Var mı başka eklemek istediğiniz bir şey? Getirdin mi?